Yıllardır bu işin içindeymiş, böyle bir gelenek ne görmüş. İstifalar gördük ya. Konuşuruz sonra. 1860'da Sayın Öğütçü, tekrar hoş geldiniz efendim. Şimdi biz maden kazasından başladık ama enerjiye girmek istiyoruz. Şimdi dünyada artık neredeyse savaşların kaderini belirleyecek bir enerji darboğazı ve enerji savaşları yaşanıyor. Yani şu anda Avrupa önümüz kış ne yapacağını düşünüyor. Eyfel Kulesi'nin ışıklarını akşamları Almanya kapatıyorlar. Almanya Sağlık Bakanı'nı okuduk değil mi? Almanya Sağlık Bakanı duşu diyorsunuz değil mi? Evet evet, şey dedi, hastanelerimiz dedi kapanacak dedi. Hastaneler kapanacak dedi, battaniye dağıtıyorlar evet. Mecliste. Duşa iki kişi aynı anda girin, yıkanın diyor vesaire. Böyle ilginç, tuhaf, belki de tuhaf gelen öneriler birbiri ardına geliyor. Şimdi Mehmet Bey, şunu öğrenmek istiyorum. Avrupa başta olmak üzere nasıl bir enerji kriziyle karşı karşıyayız? Ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar sağlayabiliyorlar? Bir de bunu Avrupa nereden sağlayabiliyor? Şu anda bize çok basit, sade bir şekilde anlatabilir misiniz lütfen? Evet. Öncelikle ben de bu maden kazasında hayatını kaybeden madencilerimiz için ne kadar üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Bunlar önlenebilir kazalardı. Dünyada örnekleri de var. Bakarsanız Çin bile, dünyadaki en büyük kömür üreticisidir, keskin bir şekilde maden kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını neredeyse sıfırladı birçok yerde. Küçük madenler kapatıldı. Kanada'da görüyoruz, Güney Afrika'da görüyoruz, Almanya'da Ruhr Havzası, Pensilvanya, Amerika'da. Dolayısıyla bu yeni bir olay değil. Özellikle metan gazı dolayısıyla grizu patlamalarının ortaya çıkması yeni bir olay değil. Ve sürekli bunun Türkiye'de yaşanıyor olması da aslında bizim ayıbımız. Çünkü bunun önüne geçmek teknolojiyle, yatırımla, güvenlik önlemleriyle mümkün. Önce bunun altını çizmek istiyorum. İkinci husus, bahsetmiş olduğunuz enerji krizi Avrupa'da yaşanan, aslında dünyada yaşanmakta olan krizin bir yansıması. Avrupa bunu daha ağır şekilde geçiriyor çünkü gerekli önlemleri zamanında almadığı için. Bu da şunu gösteriyor ki enerji ikmal güvenliği kritik önemde, hayati önemde. Sadece bir ekonomik güvenlik değildir bu. Aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir. Mehmet Bey, enerji ikmal güvenliği derken yani enerjinin bir yerde stoklanması ve onun dağıtımından mı bahsediyorsunuz? Hayır, bu enerji tüketici, Türkiye gibi, Çin gibi, Hindistan gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi enerji arzına, dışarıdan gelen enerji arzını göbeğinden bağlı ülkeler açısından söz konusu. Yani Türkiye'nin 60 milyar metreküplük bir doğalgaz ihtiyacı varsa yıllık, bunun da sadece %2'sini üretebiliyorsa, %98'ini ithal ediyorsa bunu çok iyi yönetmek zorundayız. Bir kısmı Rusya'dan geliyor, İran'dan geliyor, Azerbaycan'dan geliyor. Belki ileride Kuzey Irak'tan gelecek, Doğu Akdeniz'den gelecek, LNG olarak gelecek. Onu ikmal güvenliğinden anladığımız konu budur. Üretici ülkeler ise talep güvenliğiyle ilgilidirler. Yani yeterince talep gelecek mi? Yarattığımız enerji dünya piyasalarına uygun fiyatlardan ulaşacak mı? Ulaşırken de jeopolitik risklerden, gerilimlerden etkilenmeyecek miyiz, etkilenecek miyiz? Yatırımcılar da yatırım güvenliği peşindeler. Dolayısıyla bizim gibi ülkeler açısından ve Avrupa Birliği açısından şu anda konuşuyoruz. Enerji ikmal güvenliği kritik önemde. Yalnız dikkat ederseniz Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinden bu yana yaşanan kriz aslında enerji krizinden ziyade doğal gaz krizi. Çünkü Avrupa Birliği'nin enerji karışımında doğal gazın payı yaklaşık %20-22 civarında. Bir dakika Mehmet Bey, Avrupa'nın ihtiyacı kaç milyar metreküp? Avrupa'nın Rusya'dan ithal ettiği yaklaşık 155 milyar metreküp boru hattından gelen, bir de LNG olarak gelenler var. İkisini toplarsanız 180 milyar metreküp civarında, yani Türkiye'nin toplam tüketiminin 3 katı ithal olarak geliyor. Peki Mehmet Bey, bir şey daha soracağım. Avrupa yüzde kaç Rusya'ya bağımlı doğalgazda? Bu krizden önce %40 idi Rusya'ya doğalgazdaki bağımlılığı, %40 civarındaydı. Evet. Bu Avrupa ülkeleri içerisindeki en ağır bağımlılık ise Almanya'daydı. %55 bağımlıydı. Dolayısıyla yaşadığımız kriz Almanya'yı çok hazırlıksız yakaladı. Yani bu %55'i Rusya'dan aldığı başka bir yerden ikam etmesi mümkün değil. Sıvılaştırmış doğal gaz olarak da getiriyor. Ben sizi yakalamışken bir merak ettiğim soruyu daha sormak istiyorum. Şimdi Almanya, o bildiğim kadarıyla Merkel, Gerhard Schröder zamanından başladı ama Merkel zamanında 17 nükleer santrali kapattı. Değil mi? Şimdi yani bunları kapatırken tabii üç tane kaldı şimdi. Kaç tane? 3 tane kaldı. 2023'e kadar onların da kapatılması öngörülüyordu. Öngörülüyordu ama durdurdular galiba, değil mi? Durdurdular, yeniden açacaklar. Yeniden en azından açacaklar. Bir tanesini. Şimdi
enerjide tek ülkeye bu kadar bağımlı olan ve bir sanayi ülkesi olan dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Almanya'nın böyle bir şeyi hesap edemiyor olduğunu nasıl düşüneceğiz? Yani tek yerden bağımlısınız Rusya'ya ve orası sizi gazı olası bir krizde kestiği andan itibaren sizin sanayiniz, evinizdeki vatandaş, oturan vatandaş, herkes perişan olur. Bunu göremedi mi Almanya? Ama buna aslına bakarsanız bizler de dahil ihtimal vermiyorduk. Çünkü burada karşılıklı bağımlılık var. Evet. Rusya'nın döviz kaynaklarının başında petrol ve doğalgaz ve diğer madenler, doğal kaynaklar geliyor. Avrupa'nın da ihtiyacı var. Karşılıklı bağımlılık kazan kazan temelde diye düşünüldü. Bir de ben eski diplomatım, biz hep şunu söylerdik. Sovyetler döneminde bile Rusya ya da o zamanki Sovyet yönetimi hiçbir şekilde gazı silah olarak kullanmadı. Bunu Amerika çok karşıydı. Sakın bu kadar bağımlı olmayan Sovyetler Birliği'ne diye engellemeye çalıştı. Hatta Rusya döneminde de biliyorsunuz Biden da Trump da bunu engellemek için çok uğraştılar. Ve Avrupa ucuza aldığı doğal gazı, boratlı doğal gazını rekabet gücünü artırmada kullandı. Biliyorsunuz Almanya dünya ekonomisinin motoru. Doğru. Sadece Avrupa Birliği'nin değil. En büyük ihracatçılardan bir tanesi. Şimdi bu pozisyonu ciddi bir şekilde kaybediyor, aşındırıyor. Almanya'nın geleceği, o anlamda ekonomik geleceği çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Şimdi Rusya dünyanın doğalgaz süper gücü. Ve şu anda dünyada en büyük müşterisi Avrupa Birliği ülkeleriydi. Başta Almanya olmak üzere. İkinci sırada Türkiye vardı. Bu yılın sonu itibariyle Rusya'nın dünyadaki en büyük doğalgaz müşterisi Türkiye olacak. Çin'e sattığı bile 12-13-15 milyar metreküpü geçmeyecek. Ama Çin'le bir anlaşma yaptı. 55 milyar metreküpü. Anlaşma yaptı ama o Power of Siberia dediğimiz mevcut altyapı en fazla 16 milyar metreküplük gazı çekmeye yarayacak. Ve Çin'e bu kadar da bağımlı olmak istemiyor Rusya. Tek taraflı. Rusya da aslında hazırlıksız yakalandı. Yani Avrupa Birliği kapanınca Kuzey Akım 1 ve 2 ve Ukrayna'dan gelecek olan hat. Hatta geçenlerde Druzba hattını da petrol boru hattını da bombaladılar biliyorsunuz, sabote edildi. Ve ilginçtir, Kerç Köprüsü'nden sonra Kuzey Akım 1-2-4 sabotaja uğradı. Zaten işlemiyordu ama tamamen etkisiz hale getirildi. Türk akımında Rusya'dan gelen tarafında, kara tarafında bir sabotaj olduğunu Putin kendisi açıkladı. Dolayısıyla açık bir savaş var. Enerji altyapısını tahrip etmeyi peki, de Mehmet Bey, şöyle gidelim. Avrupa bu kış, şimdi geldik Ekim'deyiz, önümüz Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, şimdi felaket bir kış geliyor. Avrupa ne yaşayacak sizce? Avrupa çok çetin bir kış yaşayacak, bunun farkında. Doğalgaz depolarını doldurmaya çalıştılar. Kimi yerlerde %60, kimi yerlerde %80'e kadar çıktı bu. %100 olan ülkeler de var. Ama hepsi aynı krizi yaşamayacaklar. Bakın Fransa'da. Hatırlarsınız 70'lerdeki Arap petrol ambargosundan sonra nükleere yöneldi. Şu anda elektrik üretiminin %80'i nükleerden geliyor. Doğru. İspanya Avrupa'nın en büyük LNG hub'ı oldu. Sıvılaştırılmış doğalgazın 6 tane kabul eden hat var. Hem Rus gazı geliyor oraya LNG olarak hem Amerikan LNG'si geliyor. İtalya'nın tuzlu kuru İspanya'nın da çünkü Cezayir'den, Libya'dan, Akdeniz altından getirebiliyorlar bunu. Aynı zamanda bizim TAP olarak İtalya'yı besliyor, bazı Güneydoğu Avrupa ülkelerini besliyor. Burada çok ağır şekilde etkilenecek olan birkaç ülke var. Almanya bunların başında geliyor. Baltık ülkeleri, diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri bundan ağır şekilde etkileniyor. Yunanistan bile kendi LNG terminalini inşa etme yolunda bir şekilde Türkiye üzerinden ağır etkilenecek derken efendim mesela sanayi duracak mı? Yani üretim durur mu? Birçok firma Avrupa Birliği ülkelerinde, Fransa'da dahil olmak üzere kapanmaya başladı. Üretim yavaşladı. Üretim maliyetleri çok arttı. Yani doğalgazın yaratmış olduğu enflasyon, çünkü 2021 Ocağı'ndan bu yana geçen sürede doğalgazın fiyatı 7 kat arttı. Evet. Yani Şaban Sevinç'in sorusu var efendim. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Şimdi tabii. Biraz önce Gürkan sordu ya, bu Almanya neden Rus gazına bu kadar bağımlı halde bıraktı kendisini, bunu öngöremedi mi dedi. Şimdi Almanya eski başbakanı Schröder de evet ya, Gazprom'un danışmanı olarak çalışıyor. İdi yönetim galiba. Yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu üyesi. Halen ayrıldı mı, halen çalışıyor mu?
Halen çalışıyor. Halen çalışıyor. Peki bunu nasıl açıklamak lazım? Hani bu gaz politikası açısından Almanların, yani Schröder Başbakanlığında işte Almanya'yı Rusya'ya işte Gazprom'a bu kadar bağımlı yaptığı için mi, hani ne bileyim, hani evet. Bunu demek ya, biraz, bunu biraz garip daha ama açalım bir Şaban Sevinç dediğinde. Şöyle diyelim, yani Gerhard Schröder hakkında Almanya'da bir soruşturma yok mu? Mesela Türkiye'de olsa açıldı. Yani vatana ihanetten bile yargılanır. Başbakansınız yani. Sonra gitmişsiniz bir şirkete vermişsiniz, enerji bağımlısı hale getirmişsiniz, sonra o şirketin danışmanı oluyorsunuz, o şirkette sizin evinizde oturup ısınacak insanı, yaşlı kadını, küçük çocuğun doğalgazını kesiyor. Yani bu bir suç değil mi? Yani bizim skandal diyeceğimiz bir olay. Evet. Yani. Şimdi yani Schröder'den önce de vardı. Almanya'nın dediğim gibi Sovyetler Birliği döneminde başlamıştı. O dönemden bu yana aşamalı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yoğun bir şekilde karşı çıkmasına karşın Almanya öz politik dediğimiz, detant dediğimiz politika çerçevesinde ABD'den farklı bir yaklaşım izledi. Sovyetler Birliği'ne yönelik, daha sonra da Rusya'ya yönelik. Şimdi onun bedeli ödeniyor. Çünkü biliyoruz ki yani Putin doğalgaz konusunda bir satranç ustasıdır. St. Petersburg Üniversitesi'nde doktorasını doğalgaz uluslararası ilişkilerde bir silah olarak nasıl kullanılabilir üzerine yapmıştır. Kim? Bu kim? İşi çok iyi Putin biliyor. Putin mi? Putin, evet. Tam bir daha test konusunu hatta söyleyeyim Mehmet Bey. Ne? Tam konusu ne? Doğalgaz uluslararası ilişkilerde bir enstrüman olarak, silah olarak nasıl kullanılır üzerine yaptı. Hatta kimi iddialara göre bu tezini hazırlarken hırsızlık da yapmış başka eserlerden falan. Ama sonuçta bu işi iyi bilen birisi. Bizimle ilişkilerde de söz konusu. Yani. Bakınız, biz de doğalgaz talebini geçmişte özellikle ANAP döneminde çok abarttık. Yani o zamanki hesaplara eğer baksaydık bugünkü doğalgaz tüketimimiz bizim 120-125 milyar metreküp olacaktı. Şu andakinin iki katı neredeyse. Ve mavi akım öyle inşa edildi. Arkasından Türk akım 1-2. Şimdi bağımlılık konusu çok önemli. Biz her ülke bağımlı. Yani Japonya'nın enerji üretimi yoktu o düşün. Neredeyse %100 bağımlı. Çin de %50 oranında bağımlı dış dünyaya. Biz de bağımlıyız olabiliriz. Bunda sorun yok. Burada önemli olan husus bağımlılığın karşılıklı olması, asimetrik olmaması, elinize bir dış politika enstrüman olarak başkalarının eline koz verilmemesi. Şimdi Türkiye'de biz hatırlarsanız Suriye üzerinde Rus uçağını düşürdüğümüzde o zaman soğuk dış etkisi yarattı. Acaba Ruslar keserse ne olur diye. Evet. Bir hedef konuldu hükümet tarafından ve başarıyla uygulandı. %25'e kadar düşürüldü Rusya'ya bağımlılık. Şimdi %50'ye yaklaştık yeniden. Orada bir risk de var. Yani Putin diyor ya biz Türkiye'yi uluslararası gaz hub'ı merkezi haline getirebiliriz. Trakya'da bir yer kurabiliriz. Bunu daha önce de söylemişti Putin. Sıkıntılı mı bu? Putin şimdi köşeye sıkıştı. Kuzey akım 1-2 işlemiyor. Ukrayna üzerinden işlemiyor. Çin'e satılan gaz sınırlı ve dünyanın doğalgaz süper gücüsünü şu anda işleyen iki hat var. O da Türk akım 1 ve 2. Türk akım 1 iç piyasaya dönük 15.7 milyar metreküp civarında. Türk akım 2 ise Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik. Şu anda Ruslar Macaristan'a AB üyesi olmasına rağmen Makedonya'ya ve Sırbistan'a bu hat üzerinden gaz satıyorlar. Bulgaristan da alıyordu ama durdurdu onlar. Şimdi hedef Türkiye'yi gaz hattı yaparsak Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine satabilir miyiz? Şimdi bu olacak iş değil. Çünkü Avrupa Birliği Washington'un da baskısıyla net bir karar aldı. Görünür gelecekte Rusya bizim enerji ikmal haritasında, mimarisinde yer almayacak. Güvenmiyoruz. Evet. Bunu Alman Başbakanı da söylüyor, Fransızlar da söylüyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de söylüyor. Macaristan biraz farklı belki ama. Dolayısıyla şimdi Türkiye'ye getirseniz de Rus gazını kime satacaksınız? Güneydoğu Avrupa'nın talebini toplasanız 10 milyar metreküp etmez. Onu Azerbaycan'ın gönderdiği gaz yeter fazlasıyla. Tanık üzerinden TAP'la ve reverse dediğimiz. Ama Mehmet Bey tabii bu kağıt üzerinde ve liderlerin söylediği. Şimdi bir de vatandaş üşüyünce, üretim durunca, evdeki yaşlı kadın, yaşlı teyze üşüyünce kamuoyunda bir baskı oluşmaz mı? Liderlere siz ne yapıyorsunuz kardeşim, biz burada donuyoruz, banyo yapamıyoruz, ısınamıyoruz, yatağa giremiyoruz demezler mi? Baskı oluşmaz mı şey, kamuoyundan olacak, hükümetler? Oluyor da bu baskı oluşuyor da yalnız tabii işin jeopolitik cephesi biraz daha farklı. Yani evet. Avrupa Birliği ülkeleri tükürdüklerini yalayıp Rus gazını tekrar almak isteseler bile Washington kesin kesin buna izin vermeyecektir. Hatta bütün işaretler onu gösteriyor ki Kuzey Akım 1-2'nin sabotajı, Türk akıma yönelik olan sabotaj teşebbüsü
Onu bilmiyoruz sonuçta nasıl gerçekleşti. Rusların elinde yakalamışlar. Ukrayna üzerinden gelen hattın etkisiz hale getirilmesi, bir yerde kim yapıyorsa bunları ya, kim istifade ediyorsa bundan, bir yerde bu tür opsiyonları da masadan kaldırma anlamına geliyor. Anladım. Peki Türkiye'nin bir durumunu sorayım. Türkiye'nin şu anda mesela bu kış nasıl geçecek Türkiye'de? Türkiye Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla son derece şanslı durumda. Çünkü biz Rusya'dan almaya devam ediyoruz. Hem Mavi Akım üzerinden Karadeniz'de, hem Türk Akım 1 üzerinden alıyoruz. Orada hiçbir sorun yok. İran'dan gazımızı almaya devam ediyoruz. Kışın bazen onlar sorun yaratıyor biliyorsunuz. Siyasi nedenle midir, teknik midir onu tam kestiremiyoruz. Azerbaycan gazını mümkünse iki katına çıkartmaya çalışacak. Ama şu anda 16 milyar metreküp geliyor. LNG'de çok iyiyiz. %30 civarında kapasite LNG. Depolama tesislerimiz Tuz Gölü'nde, Kuzey Marmara'da yaklaşık 12 milyar metreküplük tesislerimiz var. Ama bu kış iyi geçiririz. Anladım. Peki. Yalnız eğer talep artacak olursa, mevcut 60 milyar metreküpün daha üzerine çıkarsa ve istediğimiz LNG'yi piyasalar giderek keskinleşeceği için, çünkü Avrupa Birliği hangi fiyattan olursa olsun dünyada nerede LNG varsa satın almaya çalışıyor. Bundan Çin bile etkileniyor, biz de etkilenebiliriz. Çünkü %30'u kullandığımız gazın LNG. Orada risk var. Diğer bir husus da, diğer bir risk de paramız yok. Yani gazı temin etsek bile bunu ödeyecek para yok. Botaş'ın ama orada Putin biraz açık kapı bıraktı sanki. Sanki yani biz de istedik BOTAŞ'ın borçlarını 2024'e erteleyin. Hem o erteledi, hem de dedi ki bu gaz merkezini kurarsak fiyatları birlikte regüle ederiz falan gibi bir cümle kullandı orada. Ruslar bunu hep söylüyorlar. Biz Türk Akım 1-2 yaparken de söylemişlerdi ama sonuçta bizi yine transit ülke olarak kullandılar. Peki. Bize transit ücreti ödediler sadece. Peki.